Merhaba sevgili takipçilerim. Cümleten selamun aleyküm. Kapıyı örttün mü? Dışa kapıyı. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız inşallah? İyisinizdir. Vallahi bizlere soracak olursanız arkadaşlar, bugün kahvaltı videosu atmak istedim. Şu an saat sabah 9-9.30'a doğru geliyor. Bugün ben işe gideceğim canlar, video atamayabilirim. İnanın arkadaşlar hiç zamanım yok. Video çekemeye de bilirim. O yüzden kahvaltı videosu çekmek istedim sizlere. Ayhan Aza çikolatayı aldı. Kahvaltının başında videomu başlattım arkadaşlar. Sabahleyin erkenden kalktım canlar. Aşağılar topladım, ortalığı toparladım. Ondan sonra mutfağıma geçtim. Ayhan Paşa'yla şöyle güzel bir kahvaltı hazırlayayım dedim. Medine'yi işe savuşturdum. Sabahleyin saat 8'de iş başı yapıyor Medine. 8'de 10 geçemedi. Melis şeye gidiyor. Okula gidiyor biliyorsunuz canlar. İnanın arkadaşlar bugün benim video çekmeye bile zamanım yok. Kırdı Ayhan beni, görüyor musunuz? Biliyorsunuz canlar, ben Miremi gelin evini temizliyor. Yani bu sene hiç gitmedim arkadaşlar da, geçen sene yani sürekli gidiyorum oraya. Miremi'ye benden başkasında şey yapmıyor. Yani güvenmiyor. Güvenmiyor derken arkadaşlar, ben sürekli onun evine gidip geliyorum ya. Ta inanın, ta 13 yaşından belli Miremi'nin evine gider gelirim. 13-14 yaşından belli Miremi'nin evine gider gele gide gele, iyice o benim huyumu suyumu belirledi. Ben onun huyunu suyunu belirledim. Yani Miremi'yle anne kız gibi, o buraya gelir ben oraya giderim diyen hesabı canlar. Sen gel diyor, ille sen gel diyor bana. Miremi'ye vallahi diyorum şeyim yok, hiç zamanım yok. Kendi bağım bahçem de öyle duruyor diyor. Yarım günlük yapacağım bugün arkadaşlar. Sabahleyin dedim gelemem, sabahleyin işim çok oluyor dedim. Ne bileyim, öğlenden sonra gel, yarım günlük bari yap dedi. Öğlenden sonra oraya gideceğim. Aslında ben bugün arkadaşlar şeye gideceğim. Bahçeye gideceğim. Şu stilleri dikmeye. Dün annem gelen orada stil aldım arkadaşlar. 10 bağ şey aldım. Adana stili. Ondan sonra 6 bağ kapya biber aldım. 4 bağ şey aldım. Süs biberi, acı biber var ya, ondan aldım. İki tane de öyle stil aldım, değişik. İnanın arkadaşlar ona 300 TL'ye verdim. Stillerin bağısı 10 TL'ymiş, 15 TL'ymiş. Pakete de 100 TL diyorlar. Ben paket almadım bu sene ama benim yerim çok, bir o kadar daha gider. Biliyorsunuz ocağı yüksel mi? Dün stil aldım işte arkadaşlar. Diyeceğim o kez stil dikmeye gidemeyeceğim herhalde ben. Allah izin verirse yarın giderim inşallah canlar. Çünkü öğlenden sonra Miremi'nin işini gücünü göreceğim. Saat 6'da da bırakacağım. Ayhan Paşa'na gideceğim. Çünkü Ayhan Hazreti'de bakacak kimse yok. Gerçi annele koysaydım arkadaşlar bakardı da, yanımda gitsin gelsin çocuk. Ben bunun için de değişiklik olur. Bugün Miremi'ye gideceğim işte arkadaşlar, temizlik işine. Öğlene kadar arkadaşlar kendi işimi gücümü toparlayacağım. Ondan sonra da oraya giderim. Yarın da sabahleyin erkenden kalkarım. Kendi bahçeme giderim. Baba mı? Ben bu sene hep şey aldım arkadaşlar. Adana stili. Size de tavsiye ediyorum canlar. Eğer valla kapınız, heceniz, bağınız, bahçeniz varsa Adana stili alın. Ben geçen sene şey ittim. Adana stili şöyle bir kop diktim arkadaşlar, stillerdim fideye annem. Allah'ım çeke çeke bitiremedim arkadaşlar. Bir kop de inanır mısınız? Neredeyse 10 tane şey vardı. 10-15 tane domates vardı. Belki inanmayanlar da olur ama gerçekten ben onu gördüm, getirdim. Hatta domatesin bir tanesi de böyle böyleydi, koca kocaydı. Hoşuma gitti. Ben yine aldım arkadaşlar 10 tane. 10 bağ. Şimdi hiç bahçeşim bitmiyor. Ayhan'ı duyuyor musunuz arkadaşlar? Ayhan'ı. Bak bunu hep bitir, girecek şeyin içine, gel masanın içine. Bir. İçeriye de sermedim arkadaşlar. Suğrayı şöyle buraya hazırladım. Masama.
Daha inanır mısınız? Yatağımız, yorganımız ortada duruyor. Kahvaltımı yapayım hemen. Bir şeye girdim, kayıt evine girdim arkadaşlar, orayı düzenledim. Bir kızların odasına girdim, orayı düzelttim. Aynı kızların odası sabah kalktığımız savaş alanı gibi oluyor. Bir görseniz, dara oraya atıyorlar, güceliklerini oraya atıyorlar, çamaşırları oraya atıyorlar. Bir orayı düzelttim. Kendi yatağımın oranında öyle de duruyor. Ayhan yatıyordu, kaldırmadım, dayanmadım. Hemen bir çay demledim canlar. Bugün böyle bir video hazırlayayım dedim sizlere. İnşallah beğenirsiniz canlar. Videomuzu beğenmeden geçmeyin ha. Biber kızarttım. Ondan sonra cama 3 tane yumurta kaynattım arkadaşlar. İnanın canım hiç istemiyor da yine yalan yaşık. Ayhan'ım için hazırlıyorum arkadaşlar. Yarın sabahleyin de erkenden kalkayım arkadaşlar. Tanrım. Benim bahçeye gelen su yeri temizlenecek. Ben açık zannediyordum da açık değilmiş. Bir görseniz oraya arkadaşlar, o su gelecek, yer billenecek, billenecek. Yani şöyle bir ara açılacak. Dün acayip yoruldum arkadaşlar. Akşam da erken yattım. İnanın vallahi yorumlara bile cevap yazamadım. Çünkü acayip yoruldum. Yani ben bağ bahçe işlerini seviyorum arkadaşlar. Ne kadar yorucu olsa da yani bana iyi geliyor. Hani terapi gibi geliyor. Ben evde böyle boş boş oturmayı sevmiyorum. Yani ekmeği, dikmeyi, kendi çabalarımla, kendi emeğimle bir şeyler yapmayı seviyorum. Dün anneme onu diyorum. Ne diyorum biliyor musunuz arkadaşlar vallahi? Bahçeden geliyor. Anam diyorum, ben niye boş duramıyorum diyorum. Vallahi şöyle bir bakıyorum diyorum, milletin gelinine, kızına diyorum. Kimisi geziyor diyorum, ne bileyim kimisi evinde yan gelip yatıyor diyorum. Ben niye ta buralara gelip de diyorum, yürüyerek hem ekiyorum hem dikiyorum diyorum. Hem geri yorularak eve gidiyorum diyorum. Annem de diyor, sen de diyor bana çekmişsin diyor. Önceden diyor, ben de diyor. Önce bir yumurtamı yiyeyim. Yumurtanı bitir. Çayını çayıyor. Önceden diyor ben de senin gibiydim diyor. Hiç duramazdım diyor. Hiç diyor. Bizim önceden tarlamız çoğu da arkadaşlar. Gerçekten annem de hiç duramazdı. O zaman kızdık. Sabahleyin erkenden kaldırırdı bizi. O zaman paytonumuz ne vardı? Paytonu koşardı. Saat valla 6.30-7 tane yol doğururduk. 6.30'da. 6'da 6.30'da kahvaltı yapardık. 6.30-7 tane yol doğururduk. Giderdik. İnanın annem eve gelmeyi canı istemedi. Ekerdi, dikerdi. O ekmesine, dikmesine rağmen de Allah var ya öyle bir kaka verirdi ki arkadaşlar nasıl? Vallahi kuvalar, faytonlar almazdı. Gittim ya da ilk önce şeye verirdi. Mahalledeki komşulara dağıtıldı. Yavaş iç Ayhan. Yavaş iç. Sıcak mı? Sıcak. Hiç eve koymadan paytonun üstünden benim kucağıma doldururdu. Şunu şuna verdirdi. Şunu şunlara götür. Şunu şu komşuya verdirdi. İnanın arkadaşlar götürür verirdim. Yani annemin eli açıldı. Yani beni de anneme çekmişsin. Ben hiç duramıyorum. Şurada mesela boş boş evin işlerini gördük. Bulaşığı yıkadık. Çamaşırı serdik. Yemek yaptık. Ondan sonra ne olacak arkadaşlar? Zaten bütün evin işlerini makine yapıyor. Akşama kadar boş boş otur. Benim oturduğum yerde sinirlerim kalkar vallahi. Psikolojilerim bozulur. Depresyonlara girerim arkadaşlar. Şimdi orası bana uzak geliyor arkadaşlar. Bazen zoruma gitmiyor değil. Zoruma gidiyor gerçekten arkadaşlar. Kendim para biriktirdiydim, motor alayımdı. Volkan da dedi ki eve dedi başlayacak dedi, motorunu alacağım dedi. O biriktirdiğin dedi para dedi, bir su basmanımızı yaptırır, şöyle böyle dedi.
Geri de o paraya başka bir şey aldım arkadaşlar. Motor da alamadım ama inşallah ileriki zamanlarda bir motor almayı düşünüyorum. Ne derseniz. Anne, ben sınava gireceğim. Tamam. Bazen inanın çok zoruma gidiyor, yoruluyorum. Benim bahçeyle buranın arası arkadaşlar bayağı neredeyse 30 dakika yürüyerek. Yarın o kadar şeyler çıkacak. Domates, biber. Domates, biber deyince vallahi aklıma patlıcan geldi. Ben patlıcan stilte alacağımı unuttum. Neyse onu da bir dahakine şey yapayım Ali. Allah can sağlığı versin arkadaşlar, inanın. Ama şu şeyi de sevmedim. Bir tane bana var. Hadi seni de bir daha yapayım sana. İnsan sağlık bir Allah sağlık verdikten sonra yani her iş görür. Allah yeter ki can sağlığı versin. Mesela hastanede yatan hastalarımız var. Dilersen baksan da şu işi görsen, bu işi görsen diye hastalarımız var. Allah'ım inşallah onlara da Şafi ismiyle şifa versin. Bütün hastalarımıza, bütün. Benim sağlığım yerinde olsun arkadaşlar da. Ben her işimi görmeye razıyım. Her işimi. Yeter ki Allah benim sağlığımı elimden almasın. Ben o günleri de gördüm, geçirdim. Yat 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 nereye kadar yatacağım? Ya insan bir müddet sonra yatmadan da usanıyor vallahi. Ayhan yedin mi yaptığımı? Hı? Gerçek mi diyorsun? Oraya mı sakladın yoksa? Niye? Sana güven olmaz saklamaz. Annem bana bir daha bir şey görmesin diye. Bazen öyle saklıyor arkadaşlar sofranın altına. Beni yalandırıyor. Anne, suları nerede çok dedi, nasıl tarlayın? Bu biber de zehir gibiymiş. Ben sana tuttum. Zehir gibi. Şununla çalalım. Ekmeği onun içine sokmalı. Hadi de sen selam ver. Günaydın abilerim, ablalarım de. Canlarım, ciğerlerim de. Kalp atışlarım de. Ayağına zat. Nasıl çayını yordum, unuttum, ekmek yemeyi. Çayını yordum. Tarafa gel. Hadi. Anam senin merhaba diyen dillerini yerim. Geçen bir tavuk cümle yazmış. Ayhan Azat'ı niye öyle kudurtuyorsunuz? Yani çok çekersiniz diye yazmış. Kudurtmayla alakası yok arkadaşlar. Ben zaten evde ayarını biliyorum onun. Mesela şöyle bir şey var. Dövmek gibi yani. Hayır, dövmek gibi de ya, kızmak gibi. Ayhan Azat bir şey yaptın ve kızarım. Çocuklar benden korkarlar. Yani kızarım mesela, yalana gerek yok ama babaları öyle değil arkadaşlar. Daha bir tane şöyle vurmadı hiç. Ama ben kızarım, bağırırım. Niye derseniz? Çünkü gerçekten bazen insanın şeyini öyle zorluyorlar ki durmuyorlar. Medine Melisa'ya gönülüyor. Melisa Medine'ye gönülüyor. Durun demeden anlamıyor da bazen laftan anlamıyorlar. Ayhan Azat'ın da şu şeyi çok sinirime gidiyor. Mesela bir şeye gittik mi? Markete neye gittik mi? Şeyi alıyor arkadaşlar. O sepeti alıyor. Ne kadar oyuncak, çikolata varsa içine dolduruyor. Ben de kızıyorum. O yüzden çok Ayhan Azat'ın da sorun yaşıyor. Ama benim lafımı duyuyorlar yani. Yılıyorlar beni. Gerçekten bazen dişimi göstermen gerekiyor çocuklara ki lafımı sözümü duysunlar. Ben seni böyle biliyorum. Su yok mu anne? Su çişmedi, dur da bileyim. Mutfağım soğuk diye arkadaşlar ceketimi giydim. Ayhan'a çorap giydirdim.
Ceket giy dedim. Bak balkona attım geldim ceketi. Arkadaşlar videomuzu beğenmeden geçmeyin canlar. Kanalıma abone olun. 16 bine neredeyse yaklaştık değerli takipçilerim. Sizlerden istediklerim bol bol destekleriniz, abone olmanız, videomuzu beğenmeniz, bol yorum yapmanız. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İnşallah akşama da bir video hazırlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Çekebilirsem tabi. Çekemezsem de yarın atarım. İnşallah yarınki videomuzda görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlığınıza dikkat edin. Buradan hepinizi öpüyorum. Herkese, bütün gurbetçilere, beni kim izliyorsa destek veren, vermeyen herkesten Allah razı olsun. Herkese selamlar olsun. Sizlere şöyle şunları da göstermek istedim canlar. Benim Adana stili yani fideleri dediğim bunlar. Bunları dikin arkadaşlar. Sonradan var ya o kadar coşuyor, o kadar coşuyor ki sormayın. Ben geçen sene gerçekten tek şöyle bir sıra ektim. Vallahi kovalarından domates getirdim arkadaşlar. Bir bundan getirdim domatesi. Diğerlerinden hiç getirmedim. Niye deseniz diğerleri bir çürüdü. Ondan sonra cığıma bir altına şöyle baktım. Hep ezilmiş, çürümüş. Bir de şöyle biber aldım canlar. Şunda değişik. Bu da süt biberi arkadaşlar. Şöyle göstereyim değerli takipçilerim. Bu süs biberi. İnanın arkadaşlar bu sene var ya çiğlerde fideler acayip bağlanmış vallahi. Tanesine 15 diyorlar, 10 diyorlar. Ben bunları aldım 2 tane miydi? 3 bağ mı da? Şöyle 3 bağ. Şöyle göstereyim sizlere. Şöyle 3 bağ da hediye attı içine. Neyse canlar, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.